Aa, öğretmenim sizin dersiniz miydi? Bizim program başka da. Yok, ben şöyle geçerken bir baktım öyle. Şey, Didem'e baktıysanız daha gelmedi öğretmenim. Yarın gelecek ya, daha yok. Yani içinizden beni hiç telefonla aradı mı diye merak ettim. Vallahi beni aramadı. Beni de aramadı. Benim zaten cep telefonum yok öğretmenim. Evde de telefon olmadığından arasa da bulamamıştır. Acaba yarın gelecek, ondan aramamıştır. Hadi size iyi dersler. Teşekkür ederim. Ama o kadar işten geri geleceğim dedi ki. Ya yanılmış olamam. Kesin gelecektir o. Eğer ben bunca yıllık eğitimci Afet Sem yanılıyor olamam. Afet hocam. Afet hocam. Yüce acilim sizi amir bey olaraktan odasına çağırıyor. Ya kim, ne diyorsun sen? Şimdi şöyle oluyor Afet hocam. Amirim sizi acilen odasına bekliyor. Çok acil yani, o derece. Tamam, ben bir fırsat bulunca giderim. Hoca Becavi de artık öğren bunu. Bak yine yanlış anladı ya. Amirim camide değil, odasında bekliyor ya. Beni ihya edeceksin güzel İzmir torbam. Çıkacak numaraları şuraya, çıkmayacak numaraları da buraya koyarız. Ben işimi hiçbir zaman şansa bırakmam. Amirliğimi de biraz buna borçluyum. Gel. Beni çağırmışsınız. Evet Afet Hanım. Gördüğünüz gibi Didem hala ortalarda yok. O kız bana emanet. Babası Kırgızistan'da ve burada olmadığını, Almanya'da annesinin yanında olduğunu eğer duyarsa beni çiğ çiğ yer şerefsizim. Merak etmeyin. Didem bana söz verdi, yarın kesin burada olacak. Keşke ben de sizin kadar rahat olabilsem. Ama bir haftadır diken üstündeyim şerefsizim. Telefonla da arıyorum, hiçbirine cevap vermiyor. Merak etmeyin, biz gidiş dönüş biletini beraber aldık. Öyle olsa sadece gidiş bileti alırdı. Vallahi onu bunu bilmem Afet Hanım. Ben sizin sözünüzle izin verdim o kızın gitmesine. Şimdi bunları konuşmanın hiçbir anlamı yok. Yarını bekleyelim, görelim. Ama şerefiniz üzerine yemin ettiniz. Eğer Didem gelmezse şerefli bir şekilde istifa edeceğinize inanıyorum. İstifa ederim, merak etmeyin. Ne oldu sana? Yok bir şey. abla evde demediğine göre kesin bir şey var sende. Yok bir şey diyorum sana Kerem, sinirlendirme beni. Ben şimdi çıkacağım. Arabanın rot ayarı bozulmuş, ona baktıracağım, iki ders boşum. Yaptırıp geleceğim. Ah be papatya prenses, onu yaptıracağına. Vergi indiriminden yararlanalım, şöyle sıfır bir araba çekelim altımıza, nasıl olur? Benim bu sinir bozukluğumla ben senin o kafanı patlasam nasıl olur? Bak kendi ağzınla yakalandın Afet güç verir. Neyin var söyle bakayım bana, ne oldu? Yoksa Didem'le mi ilgili? Ya sen beni sinirlendirme Selim. Sen ne biçim konuşuyorsun öğretmenin öyle afet güç verir falan diye. Ukalalık istemiyorum. Doğru dersen. Peki öğretmenim. İyi dersler.